Biraz izleyenlerimiz de bize katılana kadar bir dün akşamki geceyi e, konuşalım. Ben de henüz hiç ekranda konuşmamışken şöyle bir içimi dökeyim. <laughs> e, dün akşam Galatasaray'da e, beni şaşırtan hamle tabii Tete ile başlamasıydı Okan Burun. E, Tete ile başlaması böyle ilk maçın özet görüntüleri ekranlara gelirken bir aklımdan geçiyordu ama sadece aklımdan geçiyordu. E, ama e, ee, Okan Hoca güvendi, şans verdi. Yani dün Galatasaray Galatasaray gibi değildi sanki. Yani gruptaki diğer karşılaşmaları şöyle bir hafızamız tazelediğimizde gözümüzün önden geçtiğinde dün akşam o maçların bayağı uzandı bir karşılaşmaydı. Tabii haklısın. Ee, 11 tercihleri üzerinden mutlaka konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Biraz geriye filmi sararsak hani kuralları çekildiğinde dense ki Galatasaray bu grubu üçüncü bitirecek. Hani kimse buna büyük ihtimalle şaşırmazdı. Sonuç itibariyle grupta United ve Bayern Münih var. Bu tabii işin bir tarafı ama üzücü tarafı Galatasaray'ın Kopenhag'ın arkasında grubu üçüncü bitirmesi oldu. Yoksa sıralama e, Bayern United Galatasaray olsa herhalde kimse ah vah demezdi diye tahmin ediyorum. Bir de son maçta Farken'de işin bırakılması tabii ki üzücü oldu. Evet dünkü maça bakacak olursak evet hocanın tercihleri tartışıldı ama ben e, genel olarak teknik adamların 11 tercihleri üzerinden çok fazla böyle eleştiri getirme taraftarı değilim. Çok böyle majör hatalar olmadığı sürece. Çünkü hoca takımla beraber vakit geçiriyor, plan yapıyor, kafasındakileri bilmiyoruz. Bazen bu planlar sahaya yansıyor. Yansıdığı zaman biz diyoruz ki hocanın 11 tercihleri doğruymuş. Yansımadığı zaman diyoruz ki yanlışmış. Sonuç üzerinden tabii ki bunu yorumluyoruz bence teknik adamlığın büyük bir kısmı maç öncesi plan değil maç içindeki aksiyonlar. Çünkü maç öncesi plan için çok ciddi bir vakit var. Düşünüyorsunuz tartışıyorsunuz yardımcılarınızdan bilgi alıyorsunuz analiz yapıyorsunuz ama maç içindeki reaksiyonlar anlık işler. Teknik adamlık orada başlıyor biraz. Yani dolayısıyla ben Okan Hoca'nın 11 tercihinden ziyade maç içinde verdiği aksiyonlar, reaksiyonlar konusunda daha sert bir eleştiri getirmesi taraftarıyım. Hoca Tete ile başladı sağda. Solda Zaha'yla başladı. merkezde de Kerem'le başladı. Şimdi e, hoca konuştu maçtan sonra. Dedi ki ben bireysel yetenekleri güçlü iki karant oyuncusuyla maça başlamak istedim dedi. Böyle bir plan vardı sağda. Tutmadı. İşte tutmadığı zaman burada hemen B planını devreye sokmak gerekiyor. E, daha önce de bunu konuştuk. Hocanın reaksiyon alma konusunda bazen geç kaldığını e, bazen gol yem, yendikten sonra hemen değişiklik yaptığını. Çok kez gördük bunu bu sezon. Yani e, Bayern maçında gördük, United maçında gördük, dün gördük. Yani hep ifade kullanılıyor. Oyuncuları biz kenara çağırdık. Tam o sırada gol geldi. Yani bu bir olur, iki olur ama üç olduğu zaman demek ki bu da reaksiyonda bir gecikme var. Şimdi şu eleştirilebilir. Yerleşik savunma yapan bir takıma karşı Kopenhag, hoca genellikle geçişte meziyetli oyuncuları tercih etti. Yani Tete, Zaha ve Kerem evet seti de oynarlar ama geçişte çok daha etkili oyuncular. Tabi hoca bunların yerine yerleşik savunmaya karşı daha çok çözüm üretebilecek Ziyech ve Mertens gibi oyuncuları kullanabilirdi. Ama o zaman da şu sorun çıkabilirdi sahada. Fizik gücü yüksek bir Kopenhag'a karşı siz Mertens ve Ziyech'i aynı anda sahaya sürerseniz nasıl bir performans alırsınız? Hoca büyük ihtimalle fizik gücü görece biraz daha iyi olan Tete Kerem Zaha üçlüsünü oynatmayı denedi ama sonuç alamadı. Dediğin doğru. Galatasaray, Galatasaray gibi değildi. Finallerdeki performansını arattı Galatasaray geçtiğimiz yıllardaki. Ama şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Kopenhag çok iyi bir takım gerçekten de. Yani ve sinir bozucu bir takım. E, bütün maç boyunca yani başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar uzatmalarla 100 dakikalık bir süreç vardı. Bu süreçte hiçbir zaman Galatasaray'ın hücum oyuncuları Kopenhaglı oyuncularla birebir kalmadı. Her pozisyonda artı biri bulmayı başardı. Bazen artı ikiyi buldu Kopenhag. Bunu yapabilmek evet inanılmaz bir enerji istiyor ama aynı zamanda bir oyun alışkanlığı istiyor, taktik disiplini istiyor, teknik adam meziyeti istiyor. E, o yüzden de e, burada yani Galatasaray eleştirirken Kopenhag kısmında da yani övgülerimizi vermemiz gerekiyor. Galatasaray biraz çözüm üretemedi saha içinde. 50'ye yakın orta var. Büyük ihtimalle teknik adam olarak Okan Buruk da bunu söylememiştir. Yani orta yapım dememiştir. Topu yere indirin demiştir ama oyun öyle bir noktaya geldi ki bir çaresizlikten artık Galatasaraylı oyuncular kenar ortalarına başvurmak zorunda kaldı. Bu izleyicimiz yazmış Tete'nin fizik gücüm var diye. Ben fizik gücü var demedim. Sağdaki diğer oyunculardan Mertens ve Ziyech'ten daha fizik gücü iyi diye bahsettim. Yoksa tabii ki Tete fizik gücüyle ön plana çıkan bir oyuncu değil ama Ziyech ve Mertens'e yan yana koyduğunuz zaman devamlılığı ve fizik gücü daha yüksek bir oyuncu Tete. E, dolayısıyla Galatasaray evet e, grubu 3. bitirdi üzücü yani Kopenhag'ın arkasında grubu 3. bitirmek üzücü Galatasaray kötü bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirdi mi bence geçirmedi e, iyi oyunları oldu Galatasaray'ın ama şunu kabul etmemiz gerekiyor artık bu seviyede yetenekle bir yere gelemezsiniz mutlaka fizik gücünüzün çok iyi olması gerekiyor yani Şampiyonlar Ligi'nin fizik seviyesi çok yüksek ve Galatasaray yetenek olarak belki bu seviyedeydi hatta birçok takımın üzerindeydi ama fizik gücü olarak Şampiyonlar Ligi ortalamasının altında kaldı Galatasaray ve bence bu noktaya gelmesinin yani gruptan çıkamamasının asıl sebebi Galatasaray'ın fizik güç konusundaki yetersizliği diye düşünüyorum. Ve e, biraz da Kerem'in mevkisi yani bilmiyorum ben mi abartıyorum ama Kerem bir 10 numara oyuncusu olması için çok mu ısrar ediyoruz. Yani dün geçen sezondan bu yana bir e, uyum var Galatasaray'da. O da ne? İşte Kerem'in kanatı, e, ileri uçta Icardi'nin performansı. Yani mesela Zaha oyundan çıktıktan sonra da Kerem kanada geçmedi. Şimdi mesela bir izleyenimiz bir yorumda bulunmuş. Şimanski ile kıyaslıyor. E, kadayıf gibi ayakları ve pasları var demiş. E, Kerem Aktürk onun eline geçince havaya diktikleri pozisyonları Şimanski atardı demiş. Yani Kerem bir on numara ben mi abartıyorum bilmiyorum ya da izleyenlerimiz de bu konudaki görüşlerini yazsınlar ama yani çok mu zorluyoruz? Yani Kerem çünkü sola çıktı çok iyi yani neden zorluyoruz bu kadar? Bence şuradan bakmak lazım olaya. Ee, hocanın bence sistemi konusunda bir sıkıntı var. Yani hoca Kerem'i on numara pozisyonda oynatmıyor ki biz Kerem'in on numara performansını tartışalım. Kerem bildiğin forvet oynuyor. Yani dün ortalama pozisyonlara baktığımız zaman maçtan sonra Kerem Icardi'nin hemen yanında. Yani değişikliklere kadar bahsediyorum. Bir süre sonra zaten 8 numara pozisyonuna falan geldi Kerem. Onu da biraz sonra bahsederiz. Değişiklikler Galatasaray aşağı çekti inanılmaz şekilde. E, dolayısıyla Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numara performansından ziyade hocanın sistemi ya da Kerem'i kullanma şekliyle ilgili eleştiri getirebiliriz. Hoca bildiğin iki tane pivot Torayra, Kaan Ayhan onların önünde iki tane forvet de oynatıyor takımı. Bu ne kadar modern bir sistem, ne kadar günümüz futboluna uygun bir sistem. Bunu konuşmamız lazım. Yoksa hani Kerem bir klasik on numara pozisyonunda oynamıyor. Asıl bence bunu konuşmamız lazım. Yani hocanın sisteminde bence bir problem var. Hoca tabii ki şunu düşünüyor. Onun da işi zor. E, elinde Zaha varken Kerem'e bir yer açmak istiyor ilk birde. Şimdi Zaha gibi bir oyuncu direkt kulübeye atamazsınız. Elinize Zaha varsa kullanmak ve ondan en üst verimi almak zorundasınız. Hoca da Kerem ve Zaha'nın bir arada oynayabileceği bir düzen kurmak istiyor. Yapabileceği de bu. Kerem'i sağa da atabilir. O da bir çözümdür ama hocanın sisteminde klasik bir on numara yok zaten. Aslında bu biraz da sekiz numarasızlıktan kaynaklanıyor. Hoca elinde net bir sekiz numara olmadığı için orada Kaan'ı oynatmak zorunda olduğu için onların önüne bir on numara koyduğu zaman belki hücumda sıkıntı yaşayacağını düşünüyor. O yüzden de bir 4-4-2'ye dönüşüyor bir süre sonra Galatasaray'ın dizilişi. Aslında bu neden kaynaklanıyor? Sezon başına döneceğiz. Galatasaray'ın transferdeki hataları ve yapısal sorunları. Galatasaray net bir 8 numarası olmadan bugüne kadar geldi bu noktaya. Net bir 8 numarası olmadığı gibi sistemsel olarak bir 10 numarası da yok Galatasaray'ın. Galatasaray, Galatasaray 2-6 ve önünde 2 forvet de oynuyor aslında. Olaya bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yoksa Hoca Kerem'i 10 numara pozisyonuna koysa gerçekten de biz onu tartışalım ama öyle bir pozisyon yok Galatasaray'ın.